Dünyayı kasıp kavuran Covid-19 salgını nedeniyle sıkıntılı bir dönem geçiren turizmde normalleşme adımları atılmaya başlandı. Turizm sektöründe pandemi sonrası yeni dönem hazırlıkları hızlandırılırken, birçok otel yeni döneme hazır. Antalya'da Haziran başı itibariyle çok sayıda otelin kapılarını açması beklenirken, otellerde koronavirüse yönelik tedbirler de dikkat çekiyor. Otellerde havuzdan restorana, odalardan eğlence mekanlarına kadar tüm alanların koronavirüs yönelik tedbirlerle yeniden düzenlendiği görülüyor. Antalya'nın Kemer ilçesi Tekirova mahallesinde yer alan Kulüp Otel Facilis Rose'a konuk olduk. Oteldeki pandemi sonrası yeni dönem hazırlıklarını otelin genel müdürü Şinasi Güracak'tan öğrendik. Evet, Tekirova'dayız, şu anda Kemer'deyiz ve Kemer'de oteller acaba yeni döneme ne kadar hazır onu görmek için buraya geldik. Facilis Rose Otel'deyiz. Şinasi müdürümüzle beraber, Şinasi Güracak'la beraber otellerinde yeni döneme nasıl hazırlandıklarını soracağız ve onunla beraber oteli gezeceğiz. Bakalım neler yaptıklarını, kendisinden bilgiler alacağız. Check-in işlemlerinden restorana, odalardan sahile uzanan bölümlerde nelerin değişeceği ve nasıl bir tatil yaşanacağını Şinasi Güracak şöyle anlatıyor. Evet Halil Bey, tabii Covid-19'dan sonra, koronadan sonra hayatımızda hem kendi kişisel hayatımızda hem hizmet verdiğimiz turizm sektöründe, otelcilik sektöründe konseptler, yaşam standartları tamamen değişiyor. Biz misafirin gelişinde, misafir bize geldiği zaman ilk başta burada el dezenfektanıyla misafirinin elinin dezenfekte olmasını sağlayacağız. Buradan geçtikten sonra misafirimiz buradaki termal kameradan misafirimizin ateşi ölçülecek. Bunlar kayıt altına alınıyor. Daha sonra misafirleri buradan resepsiyona yönlendirildi. Resepsiyonda sosyal mesafe çizgilerimiz, bantlarımız hazır, hazırlıklarımızı yaptık. Burada 3 veya 4 giriş check-in yapacak şekilde misafirlerimizi buradan resepsiyona yönlendireceğiz. Şimdi misafirlerimizin valizleri geldiği zaman biz çıkış yapacak misafirin valiziyle yeni giriş yapacak olan misafirin valizlerini ikisini bir araya getirmeyeceğiz. Misafir otobüsten geldi, giriş yaptı. Valiz odasına yeni giriş yapan misafirlerin valizlerini alacağız. Orada dezenfekte edeceğiz. Dezenfekteden sonra ardından misafir odasına valizini kendi götürecek. Eğer bizden hizmet isterse de bizim personelimiz valizlerini odalarına götürecekler. Çıkışta da gene valizlerin ikisini bir araya getirmeyeceğiz. Girişteki valizlerin yeri ayrı. Check out yapıp tatil bitti evine gidecek olan misafirlerimizin valizleri ayrı bir tarafa konulacak. Oradan otobüse binip havaalanına göndereceğiz, yolcu edeceğiz. Tabii yeni tatil sisteminde sosyal mesafe çok önemli. Gördüğünüz gibi bizim lobimizin bir tanesi de böyle oldukça geniş. Biz de burada sosyal mesafeye çok uygun bir şekilde koltuklarımızı yerleştirip misafirlerimizi burada hizmet vereceğiz. Covid-19 ile ilgili en önemli tatil yapacak olan misafirin sosyal mesafe uyumaları. Biz de bunun için masalarımızın arasında 1,5 metre, sandalyelerin arasında 60 saniye olacak şekilde tüm hazırlıklarımızı, yiyecek içecek ünitelerinin hepsini hazırlıklarımızı hepsini tamamladık. Covid-19 öncesi büfe sunumlarımız, yiyecek içecek sunumlarımız gördüğünüz gibi bu soğuk büfelerde, soğutulmuş büfelerde her iki tarafta da yiyecek olacak şekilde sunumlar yapılıyordu. Misafir iki tarafından da bu yemekleri alıyordu. Fakat Covid-19 ile birlikte bu sistem tamamen değişiyor. Şu bulunduğunuz bölüme cam korkulup takılacak. Buradan hiçbir şekilde misafir yiyecekle buluşamayacak. Karşı taraftaki görevli personelimiz, aşçımız tarafından misafirin isteğine göre yemekleri servis edecek. Evet, havuz başında ve sahilde de sosyal mesafe çok önemli. Yiyecek içecek ünitelerinde yaptığımız sosyal mesafe alanı 1,5 metreye 60 santim sosyal mesafe alanını aynı şekilde bunları da havuz başında ve sahilde iki şezlong arasında 1,5 metre, araları 1,5 metre, iki tane yan yana gelen şezlongun arasında 60 santim olacak şekilde bunların da hazırlıklarını yaptık. Misafir bilgilerini, otel içerisindeki bilgileri biz normal standartımızda odaya koyduğumuz bu tür bilgilerle bu değişik otellerde farklı bunlar misafirlerin görebileceği şekilde koyuyor. Koronadan sonra şunu tamamen kaldırıyoruz. Odanın içerisinde herhangi bir şekilde böyle elle dokunabilen kağıt veya herhangi bilgiler kalmıyor. Bunları kaldırıyoruz. Bunun yerine misafirlere bu bilgileri nasıl ulaştırıyoruz? Resepsiyonda giriş yaptığı andan itibaren misafirlerin telefonlarını otomatik olarak otel içerisindeki otel planı, otel konsepti, alakart restoran menüleri, buna benzer misafirlerin bilmesi gereken bilgilerin hepsi otomatik olarak misafirlerin kendi telefonlarına gönderecek
misafir hiçbir şeye dokunmadan alakadar restorana yemeğe gittiği zaman yemeğini bile kendi telefonundaki uygulamadan yemeğini seçebilecek. Odalardaki değişikliklerin bir tanesi de tabii ki her şey tek kullanımlık olması gerekiyor. Mevcut kullandığımız fincanları kaldıracağız. Bunların yerine tek kullanımlıklı böyle karton bardaklar koyacağız. Misafir kullandıktan sonra tamamen kaldırıp atacak. Bunun herhangi bir şekilde çapraz bulaşmaya gerek kalmadan sorunu çözmüş olacağız. Covid-19 sonrası her şey dahil sisteminin geleceğiyle ilgili sorduğumuz soruya ise cevap veren Genel Müdür Şinasi Gül Ocak, sistemin daha da güçleneceği inancında olduğunu söylüyor. Tabii bu Covid-19 başladığı dönemden bu tarafa çok büyük bunlarla ilgili söylentiler oldu, konuşmalar oldu. İşte her şey dahil sistemi kalkıyor mu, her şey sistemi kalkacak mı? Böyle bir şey yok. Yani biz bugün burada Antalya'da, Türkiye'de daha doğrusu bu kadar insanı getirip buraya, Antalya 16 milyon turist geliyorsa, 16 milyon turistin gelen turistlerin büyük bir çoğunluğu da her şey dahil sistemin, her şey dahil konseptinin olmasından dolayı misafirler bizi tercih ediyor. Onun için buraya geliyor. Her şey dahil sistemi kalkmayacak. Sadece sunum şekillerimiz değişecek. İşte ana restoranda büfeden misafirler kendi almayacak, orada görevli personel verecek. Zaman zaman outletlerde, barlarda kahve makineleri, çay makineleri veya meşrubat makineleri misafir kendileri alıyordu. Bunları da tekrar gene barların içine alıp misafir kendisi almayacak, misafirin istediği kadar personel servis edecek. Ama her şey dahil sistemi kalkıyor diye böyle bir şey söz konusu değil. Gezip gördüğünüz gibi tesisimiz hazır, açılış hazır. Turizm Bakanlığı açıklamış olduğu sertifikasyon içeriğine göre zaten onların büyük bir çoğunluğu bizim yaptığımız işlemlerde, yaptığımız konularda bunlar. Bunlara ilaveten genelgeyle ilavesiyle birlikte bunların hepsini hazırladık. Biz tamamen tesisimiz hazır. Misafirlerimizin gelmesini bekliyoruz.